topu frikikten attığımı, baraj yapıldı. Kaleci barajı açın dedi, ya barajda olur mu oradan buraya dedi. Ve de içimden dedim ki ya bu çocuk ukala bir çocuk herhalde. Bunu ben de doğrusu üzerine bırakayım. İyi vuran adam mı? Direkten içeri elini bile kaldıramadı kaleci. Direkt direğe vurdu, öyle girdi top içeri. Topa her vurduğunda ıslık çaldıran, neredeyse kaleciyle birlikte topu kaleye sokan, adına sloganlar yapılmış, film çekilmiş, golleriyle Metin Oktay'a kafa tutmuş, efsanevi bir futbolcu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin unutulmaz golcüsü Şenol Birol. Namı diğer Şenol Birol Gol. 1936 yılında Rize'de doğdu. Babası memurdu. Küçük yaşlarda Çankırı'da oynanan amatör maçlarda kale arkasına kaçan toplara vurur ve derin hayallere dalardı. Bir gün bir takım kaptanı onu gördü ve kendi takımında oynamasını istedi. Tüm futbolcular 20'li ve 30'lu yaşlardaydı. O ise sadece 11 yaşındaydı. Geldim, abilerimizi seyredeceğiz. Tam o arada Demir Spor'du takımının bir tanesinin ismi, öbürünü unutmuştum zaten. Gel buraya, gel buraya küçük diye bir bağırışı oldu. Buyur abi dedim. Git dedi, soyun dedi, sen dedi oynayacaksın dedi. Ben dedim çok küçüğüm, ben 11 yaşındayım, onlar 20-25 yaşında adamlar, nasıl oynarım ben onlar. Ama benim kemik dokum, anatomik dokum çok güçlüydü, onun için 10 yaşındaki adam 20 yaşındaki gibi şey taşırdım, vücut taşırdım. O gün de maç var. Dedi git soyun dedi, gel oynayacaksın. Ben dedim ya oynayamam abi dedim ben, bunlar çok yaşlı adamlar falan diyorum. Fakat oynamak da istiyorum bir yerden. Nitekim gittim, soyundum, geldim. Stada, şeye, sahaya. Abi nereye gideceğim dedim. Geç dedi, sol tarafa dedi. Geçti. Oyun 90 dakikası dolduğu zaman bitmişti. 3 golde Şenol Birol atmıştı. Ve adam bana yakınıma gelip babana söyle seni büyük kente götürsün. Muhakkak çok büyük bir futbolcu olursun dedi. Gerçekten de öyle oldu. Şehirler arası bir müsabakada çok beğenildi ve İstanbul'a, Sarıyer'e davet edildi. Sarıyer o yıllarda iyi futbol oynayan dişli bir takım kimliğindeydi. 1957 yılında 10 bin lira transfer ücretiyle Sarıyer'e transfer oldu. Şenol Birol gelir gelmez o enfes şutlarıyla kale ağlarını havalandırmaya başladı. Topa öyle bir sert vurdu ki ona topa ıslık çaldıran adam derlerdi. Ancak topa bu kadar sert vurmanın da bir raconu vardı. Ben de o turnuvadan döndükten sonra kendime tepeşirle numaralar veren bir şeyler yaptım. Kale yaptım. 5, 6, 7, 8, 9, 10 filan. Bunu daha Metin Oktay, Allah rahmet eylesin, gani gani, daha şeyden İzmir'den İstanbul'a gelmediği zaman oradaki şeyde bu benim yaptığımı yapmış o da. Ben de numaralardan sonra o numaralara şut atardım ama üst vuruşla. Fakat ayağım dönerdi, çamura girerdi, bilmem ne olurdu. İmkan yok, başaramazdım. Ama inat ettim. Biraz o yapıda bir adamım. Onun için inat ettim. Yüklen dedim Şenol Birol. Yüklendim ve 11 ay sonra ben süper bir üst vuruş kazandım. İşte benim oyunda tam manasıyla topa vurup ses getirdiğim olay bunun dışında sonrasında olmuştur. Şenol Birol o yıl 2. ligde 29 golle gol kralı oldu. Ardından da ona hiç reddedemeyeceği bir transfer teklifi geldi. Beşiktaş onu istiyordu ve 1958 yılında 35 bin liraya Beşiktaş'a transfer oldu. Artık hayal ettiği her şeye çok yakındı. Topa ıslık çaldıran adam golleriyle Beşiktaş taraftarını hareketlendirmeye başladı. Öyle ki hep bir ağızdan Şenol Birol gol sesleri geliyor, tribünler adeta dalgalanıyordu. Ancak bu tezahüratın farklı bir yanı vardı.
Pasör futbolcu Birol Pekel orta yapıyor, Şenol Birol da o topu ağlarla buluşturuyordu. İşte daha sonra bir filmi de yapılan Şenol Birol Gol ismi buradan geliyordu. Şenol Birol benim soyadımın da Birol olması işleri karıştırmış. Çünkü bu şeyin sloganın genelindeki manası gol atan adamı söyler bu. Şenol Birol gol sıralarsak Şenol'u söylemek demektir bu. Birol da bizim şeyimizde böyle gitmiştir ama ben yine onun da çok büyük pasör olduğunu hiçbir yerden şey demem, inkar edemem. Harika pas atardı. Şenol Birol Beşiktaş'ta tam 5 yıl oynadı ve rakip ağlara 132 gol attı. Metin Oktay'ın 38 golle gol kralı olduğu sezon attığı 34 golle Beşiktaş'ın bir sezonda en çok gol atan futbolcusu oldu. Bu rekor bugün bile hala kırılamadı. Ancak 1963 yılında Fenerbahçe'den gelen bir teklif onun hayatına bambaşka bir yön çizecektir. Gündüz abi de diyor ki 30 gol Metin atar, 30 gol de sen atarsın Şenol evladım, 60 golle bitirirsiniz işi. Fakat sonradan Mecidiyeköy'de de o zaman bir benzin istasyonu var. Parasız kalmış yine Galatasaray. Onu satmaya çalışıyorlarmış. Oradan gelecek 300-400 bin lira bir para o zamanki şeye göre, rayice göre. Ondan bana vereceklermiş 100 bin lira falan. Dedim ki ben parayı imza atar alırım, yoksa imza atmam dedim. Yapamadılar bunu. Yoksa ben Galatasaray'a gidiyordum, ben Fenerbahçe'ye gitmiyordum. Fakat Fenerbahçe'ye ertesi günü Müslüm Bey'i çağırınca o zaman benim 100 bini 200 bine çıkarttılar. Şenol Birol 1963 yılında 200 bin liraya Fenerbahçe'ye geçti. Bu ücret o yıllar için rekor sayılabilecek bir transfer ücretiydi. Arkadaşı ve pasörü Birol Peker de aynı yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu. Böylece Şenol Birol gol efsanesi Fenerbahçe tribünlerinde yankılanmaya başladı. Burada 3 sezon oynayan Şenol Birol toplam 58 gol kaydetti ve Metin Oktay'ın ardından isminden en çok söz ettiren futbolculardan biri oldu. Ancak bir dizi sakatlıktan sonra takımdan uzak kalmak zorunda kaldı. Sezon sonunda da 1966 yılında 90 bin liraya Karşıyaka'ya geçti. İstediğini İzmir'de bulamayan Şenol Birol, takımın küme düşmesinden sonra memleketi Rize'ye döndü. Ve 3. Lig takımı Rize Spor'da antrenör futbolcu olarak çalışmaya devam etti. Bir dönem ticaret de yapan Şenol Birol başarılı olamadı ve ardından 1971 yılında bir jübileyle futbol yaşamına son verdi. Filmler çeviren, adına sloganlar yazılan efsanevi futbolcu artık yaşlanmaya ve kaybetmeye başlamıştı. Futboldan hemen hemen en büyük parayı ben kazandım. Yani en rakamsal olarak hem büyük hem de devamlı alınan bir para var. Ama benim parasal durumum evlendikten sonra çökmeye başladı. Hele 55 bin lira para aldım şeyde filmden. Filiz Akın, efendim, birkaç tane daha şey oyuncu, onlar geldiler. Parayı verdiler bana. Kodum cebime. Sonra dedim ki ya vereyim hanıma da götürsün. Levent'te oturuyorum o zaman. Levent'te şey eder. İş bankası var meydanda. Bilir misiniz orayı bilmem. Efendim. Oraya yatırırsın dedim hesabıma. Geldik ki ne hesap var ne tevap var ne 25 bin lira. 30 bin liraya 35 bin liraya evler alınıyor o zaman. O öyle gitti. Dükkanım 160 bin lira yatırım yaptım dükkanıma. Dükkan öyle gitti. Öbürü bir ben der ki yani kazandığımızı yatırımını da yaptık fakat kaybettik. Bunda benim de suçum var. Senin de suçun var, onun da suçu. Thank you.
Trabzon'da bayram var. Bütün Karadeniz bir kalp gibi çocukların etrafında atıyor. Şenol, Turgay, Kadir, Necati, Cemil, Ali Yavuz, Bekir, Hüseyin, Ali Kemal, Necmi, Mehmet Cemil düzeninde oynayan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda en büyük engellerden birini, Galatasaray'ı aşmak için sarı kırmızı kaleye yükleniyor. Şuradan kalede de Mete abi var, eski Mete abi var. Şuradan bir orta kesiyorum. Ya bir kafa vuruyorum ben, belki de yani şut atsan o kadar sert gitmez. Müthiş kafa, tam çatala. 1-0 galibiz. Ben böyle bir şey yapayım. Kaptan Cemil o kesmeleri çok iyiydi sol taraftan rahmetlinin. Cemil'in dozerliği şu, bir kere müthiş bir mücadele gücü vardı. Yani ona çarpan derler ya tabiri caizse, yani çarptığı zaman yani düşerdi yani. O kadar da bir güce sahipti. Yani Cemil'in zaten pozisyon gereği böyle çok akıllı, zamanlaması iyi, yani rakibi iyi basan bir özelliği vardı. Zaten en büyük özelliği oydu. Yani fiziksel olarak baktığınız zaman pek Cemil'in mesela bir rakip geçti mi ikinci hamleyi biraz belki zor yapar gibi görünüyordu ama ona zaten zaman bırakmıyordu kaptan. Yani o dedi ya, sezgisi çok iyiydi. Bastığı zaman da rakip mutlak çarptığı zaman ya sakatlanırdı ya taca giderdi. Yani öyle de bir özelliği vardı kaptanın. O zamanlar bizim Trabzon olarak 3-4 tane, o yüzden bir tanesi de kaptan Cemil'di. Ve en genciydi. Yani geldiği gibi amatör kümeden o çok işte üst düzey oyuncular diyelim, o dönemin oyuncuları içerisinde yer bulan bana göre tek oyuncuydu. Biliyorsunuz Cemil çok sert, mücadeleyi seven ama bunun yanında da çok kendi dünyasına kapalı ama arkadaş canlı bir kardeşimizdi kaptan. İşte Cemil'i öyle tanıdık yani o yıllarda. Ondan sonra zaten biz de beraber devam ettik. 1970 yılında ise Trabzonspor'a geçti. Takım o yıllarda ikinci ligdeydi. İkinci ligde alınan şampiyon